Alo. Alo. Fatma Hanım. Evet, buyurun. Merhaba. Nasılsınız Fatma Hanım? Teşekkürler her zaman. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok mersi. Kredi kartı var mı sizde? Yok tatlım, ben hiç kullanmadım kredi kartı. Hiç, her şey nakit mi? Ya zaten benim belirli bir miktar harcama durumum var. Evet. Peki, alayım ben bugünkü sorunuzu. Ya sizin ben daha önce İsmek kursunda tanımıştım yani. Oradan beri takip ediyorum programlarınızı. Onun bir programınızda da yani 5 kişiye 5 milyar böyle bir duyduydum yani sizden. Ben bilgi almak istedim yani o konuda. Biz binada arkadaşlarla konuştuk. Ha, şeyden bahsediyorsunuz siz, mikro krediden bahsediyorsunuz. Peki Evet. iş mi kurmak istiyorsunuz Fatma Hanım? Yani öyle bir kendi aramızda belki yani bir iş yapabiliriz dedik. Peki, o zaman şimdi arkadaşlarım kulağıma fısıldıyor. Bu mikro kredi konusunda İstanbul'dan arıyorsunuz değil mi? Evet, Evet. İstanbul. İstanbul Mikro Kredi Merkezi Mehmet Tekin Bey hattımızdaymış. Sizin için hemen o arada bulmuşlar. Mehmet Bey. Alo. Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız? Merhaba Özlem Hanım, teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Şimdi Fatma Hanım var hattımızda. Duydum sizi diyor. İsmekler'de anlatırken 5 kadın bir araya geliyor ve iş kuruyor. 5 ev kadını bir araya geliyor ve iş kuruyorlar. Siz bunun başındasınız. Çok kısa ne yapsın Fatma Hanım, söyler misiniz? Fatma Hanım bize adresini ve telefonu bildirsin. Bizim yetkili olan arkadaşlar Fatma Hanım'ın telefondan ulaşarak adresine bizzat gidecekler ve Fatma Hanım'a yardımcı olacaklar. Fatma Hanım bir şey yapmasına gerek yok. Bize telefon ve adres vermesi yeterli. Ama bir dakika Mehmet Bey, sormadık. Fatma Hanım'ın bir becerisi var mı? Ne iş yapacak? Fatma Hanım, elinizden bir şey geliyor mu? Ya şimdi evde yapabileceğim her işi yapabilirim mesela. Örneğin dikiş, aksesuar süslemeleri gibi. Yani nasıl bir iş önerirseniz yani seçimi o zaman yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışacağız yani. Peki, o zaman Mehmet Bey'i de duydunuz. Şimdi 5 kadın bir araya geliyorlar, değil mi Mehmet Bey? Evet. Kendi Siz o... çevresinde güvendiği, tanıdığı 5 arkadaşıyla beraber bir grup oluşturuyorlar Evet. ve bize grup halinde başvuruda bulunuyorlar. Peki, grup halinde başvuruda bulunuyorlar. Fatma Hanım, siz grup lideri olun. Mehmet Bey, siz o her 5 kadının birine biner lira verecek misiniz iş başlatmaları için? Evet. Tekrar soruyorum Mehmet Bey, siz mikro kredi olarak 5 kadın bir araya geldi, size başvurdular. Birine 1.000 lira, öbürüne 1.000 lira, öbürüne 1.000 lira. Evet Ezem Hanım, kişi başı herkese 1.000 lira veriyoruz. Doğru söylediniz. Fatma Hanım, duydunuz ama burada parayı almadan önce kısa bir eğitimden geçiyorlar mı? Ne iş Evet, başlatacaktır? öncelikle bir mikro kredi ön bilgilendirme toplantılarımız oluyor. Fatma Hanım'ı evinde ziyaret edeceğiz arkadaşlarıyla beraber. Onlara Evet. mikro kredi nedir, ne şekilde kredi alacaklarını, ne şekilde ödeme yapacaklarına dair bir kredilendirme, bilgilendirme toplantısı olacak. Ondan sonra kredi verip geri ödemelere başlayacağız. Her hafta kaç para geri ödeyecek? 1.000 lira alırlarsa haftalık 25 lira. Her hafta evine mi gideceksiniz almaya 25 Evet, lirayı? tahsilatta da üyenin bizzat evine gidiyoruz. Üye herhangi bir yere gidip ödeme yapmıyor. Biz onun evine gidiyoruz. Oturduğun yerde, evde oturduğun Evet. yerde iş Evet. yap. Ondan sonra satmak için de yardımcı oluyorsunuz. 25 Evet. lira, 25 lira diyor. Çalışmak isteyen, iş kurmak isteyen hiçbir ev kadınımız kalmasın. Bakın, direkt evinize gelip size 1.000 lira veriyorlar. Yavaş yavaş ödüyorsunuz. Fatma Hanım, biz sizin telefonu Mehmet Bey'e ulaştıracağız. Adresi de şimdi yayında söylemenize gerek yok. Ama Mehmet Bey, siz mikro kredinin telefonunu verir misiniz lütfen? Ben İstanbul'daki şubemizi, bölge ofisimizi sizinle paylaşayım. 212 alan kodu ile 651-04-31. 651-04-31 212 İstanbul'dan. Fatma Hanım, haberlerinizi bekliyorum. Bakalım nasıl iş kuracaksınız ve nasıl siz de bir kadın olarak ekonomiye katkıda bulunmaya başlayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık Özlem Hanım. Teşekkürler. İnşallah hayırlısı Bol olur. şans diliyorum. Pes etmek yok.